Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Mountain Blade Warband'da yeni bir bölümle sizlerin karşısındayım. Osmanlı senaryosu serisinde en son padişah bize yürümüştü efendim. Bildiğin dümdüz öküz gibi yürümüştü. Hanımım, canım, cicim falan. Ya, o tarz değil de tabii. Derebeyin olmak istiyorum diyorum. Sen bir kadınsın, sana nasıl toprak verebilirim diyor. Hacı diyorum, ben kadın değilim, hanımımsın diyor. Gidiyorum Halil Paşa'dan kızını istiyorum diyorum ki Halil Paşa diyorum, Canan Hanım'la görüşme şansım var mı? Halil Paşa deliye vuruyor böyle. Canan Hanım, Canan Hanım, Canan Hanım, Canan Hanım. Böyle ses sekiyor, anladın mı? Hani Halil Paşa artık herhalde yaşlılıktan bunamış. Bir de bizim Osmanlı Devleti'mizde, şu an oyundaki devletimizde bir sorun vardı. Devleti Ajan Smith'ler ele geçirmiş vaziyette. Geçen bölüm gördünüz değil mi? 5 tane falan Ajan Smith vardı. Her neyse efendim, böyle bu kargaşalar eşliğinde serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım hepiniz keyifli güzel zaman geçiriyorsunuzdur. Umarım eğleniyorsunuzdur babuşlar. Şimdi benim yapmak istediğim şey ne biliyor musunuz? Öncelikle ekonomiyi toparlamam lazım abi, çünkü asker sayımı fazlalaştırdım, bana para lazım, para kazanabilmek içinse savaşabilmem lazım. Ve yorumlardan birinde şey gördüm ya, usta hani Canan Hanım'ı bırak padişaha yürü, bir seride de eşcinsel ol lan falan gibi. Babacım aman aman, aman aman, neler diyorsunuz yani, bir seride de ne olacak sen şey ol diye, olmaz abi. Olmaz, düzenime aykırı. Hepinize tekrardan teşekkür ederim bu arada. Kunduracı'dan gittim, ayakkabıyı aldım. Her yerde savaşlar ilan ediliyor. Bir şeyler oluyor böyle. Sağ sol birbirine giriyor. Haydutlar oradan kaçıyor. Derbentçiler buralarda. Ankara Kalesi yakınlarına geldik. Bu arada hem İlknur Hanım'a yürüyorum hem Canan Hanım'a yürüyorum abi. Ve gerçekten yani ileride derebeyi olmak istediğimde ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Bu arada babuşlar, böyle kale kuşatmayı falan normal bir iş gibi bir şey zannediyorsanız, hani Akkoyunlu Devleti ile savaştasınız hazır, git kale kule al falan yazmışlar da, babacım bizim kale kule alacak takatimiz yok. Yani o kalelerin içerisinde dünya kadar adam var, anladın mı? Bizim buradaki 70 tane askerle anca meydan savaşında şansımız var yani. Meydan savaşı dışı hiç şansımız yok. Ve kervanları tutup, bak bir saniye, şu kervanı tutabilirsem diyeceğim. Ya kervanları yok yere yağmak. Bir saniye. Bunun için hile açacağım. Kusura bakmayın. Göstermek için sadece. Bak babacığım. Şimdi kervana geldin. Tamam mı? Senden bir şey istiyorum. Buradan geçiş ücretlidir dedin. 520 akçe aldın ya. Ondan sonra bu adamlara tekrardan girip saldıramıyorsun. Adamlar diyor ki biz sana paranı ödedik. Sen neden bizle tekrardan muhatap oluyorsun diyor. Bu arada hileyle adamları sıkıştırıp 500 dukat aldım. Karşılığında benim 500 dukat harcamam lazım. Hemen bir saniyenizi rica edeceğim. Serimizin içerisine hile bulaşmamış olsun. 500 dukat 500 dukattır. Hayda, gene bana tuzak var. Usta, bana bu şehirlerde niye suikast düzenleniyor ya? Sağım solum temiz. Bir tek önden gelecekler anladığım kadarıyla. Hadi bakalım. Lan beni, sizi kim gönderiyor lan benim ıhlaması için? Söyleyin bre gafiller. Balkan haydutları mı? Konya şehrinde Balkan haydutları. Çok ilginç. Yani Konya şehrinde Balkan haydutlarının olmasını pek tahmin etmezdim. Agam şimdi tam bana 500 dukatlık bir kılıç lazım. 500 akçelik. Çünkü şey, kervandan 500 aldık, tamam bak. 533 akçeye kalkanı aldım, tamam mı? Kervanın önünü sıkıştırdık yani, o kervanı sıkıştırdığımızda 500 akçe kazandıydık. Sonra bunu aldım, 533 akçeye aldığım kalın kalkanı çöpe attım ve oradan hani göstermek amacıyla yaptığımda aldığım para sıfırlanmış oldu. Seriye herhangi bir şekilde hile karışmasın. Bir iki ışınlan yaptık. Gel git yaptık. Artık o kadarına da umarım anlayışla karşılarsınız. Yani o kadarına da sıkıntı etmezsiniz diye umut ediyorum. Oo, burada 15 kişiyi esir almış bunlar. Gelin lan buraya. Hayırdır? Oradaki baba yiğitleri de kurtarırım. 100 kişilik ordu yaparım da. Para yok abi. Para işini nasıl halledeceğiz hiç bilmiyorum. Oradaki adamları kurtaramadık bu arada. Canan Hanım da bildiğin gibi değil reis, evimin beyi, seni özledim diyor da. Yok, ben Mirza Paşa'ya aşıktım.
Yok efendime söyleyeyim yani istemem. Hep böyle bak bir istemem yan cebime koy durumu var. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Yani Canan'ın bizle konuşurken sürekli şey yapıyor böyle. Bilmiyorum yani teklifler çok değerlendirmem lazım diye. Bu bir şey söyleyeyim mi? Bak normal şartlar altında böyle bir hatunla evlenirsen abi hayatın çat da damak kayar. Ama hayatımız kaysa bile biz Canan Hanım'a yürümeye devam edeceğiz abi. Çünkü babası çok kuvvetli. Halil Paşa çok toşbilli adam. Yani şuna bakar mısın abi? Bak bir saniye gel bakayım karakterlere. 249 namı olan Akkoyunlu Devleti tutsağı mı? Vallahi değilim. Kimse beni esir almadı yahu. Abi bak Billur Hanım değil Canan Hanım. Evet. Bak Halil Paşa babası. Mahmut Paşa amcası, Geyik Ahmet Paşa amcası, Hadim Ali Paşa erkek kardeşi, Koca Mustafa Paşa kuzeni, Süleyman Paşa kuzeni. Anladın? Yani bu hatunu bir kapatırsak abi krallığın yarısıyla akrabayız. Biri kayınpeder, öteki kayınço. Yani sırtımız yere gelmez anladın mı? Halil Paşa dediğin adam Edirne'nin lordu yani. Koskoca Edirne şeyinin lordu. Yani efendime söyleyeyim Mahmut Paşa Tırnova Kalesi'nin hakimi. Bayağı şey yaparız yani. Bu ailenin bir mensubu olmak bizi bayağı bayağı geliştirir. Bu arada ben ne yapıyorum burada? Kaynaklarımı tüketiyorum öyle değil mi? Bir an evvel savaşıp para kazanmam lazım. Yani çok yapmak istemediğim şeyler bunlar ama sanırım gidip köylerin içinden geçeceğim ya. Allah'ım umarım lordlardan biri gelip beynimi patlatmaz. Huhu! Evet bebeğim Bilal Bey geldi. Şimdi arkadaşlar korkmamızı gerektirecek hiçbir şey yok. Bilal Bey'in üstesinden gelebiliriz. Karşıdaki ordu bizden 3 kat daha büyük olabilir. Ama unutmayın onlar şehir savunmasındalar, köy savunmasındalar. Doğal olarak köy savunmasında oldukları için beni bir takip edin bakayım aslan parçaları. Köy savunmasında oldukları için bu adamlar herhangi bir şekilde atlı birliklerle gelmeyecekler. Hepsi piyade olarak gelecek. Yani hafif zırhlı birlikler, ağır zırhlı birliklerden hızlı koşacakları için arada bir boşluk oluşacak. Anladın mı? Bak aynen bu şekilde. Şu an önde gördüğünüz adamların hepsi hafif zırhlı birlik. Ne yapacağız? Hafif zırhlı birlikleri es geçeceğiz. Bu adamları kenardan yonta yonta bitireceğiz abi. Kenardan yontma taktiği. Anladın? Tıraşlama taktiği baba, tıraş. Böyle kenardan köşeden adamları avlayacağız. Çok diplerine girmeyeceğiz baba. Kenardan. Adamları avladık bak. Kayıplar verilmeye başladı. Fallback baba, fallback gel buraya. Gel buraya, takip et beni, gel buraya. Gel buraya. Galiba bizim oğlanlar oradan çıkamadı. Neyse biz biraz dikkat dağıttık en azından. Maksat orduyu bir arada tutmamak abi. Bütün ordu bir arada kalırsa bize karşı çok güçlü olabilirler. Bütün ordu bir arada kalmamalı. Orduyu ayırıp ayırıp keseceğiz. Hey Tulan, ben ki padişahın yeni gözdesi, yeni hanımı. Bununla nasıl övünebilirim bilmiyorum ama. Yani aranızda başka birine padişah yürüdü mü? Aranızda başka birine padişah yürümediyse kardeşim, buralarda favori benim abi. Anam. Kaçın. Ordu geri. Fall back. Çıkın oğlum oradan. Çık. Çık oradan. Acil çık oradan. Acil çık oradan, orada seni malamat edecekler. Çık oradan. Toplan. Toplan abi, bizim adamlar toplandı. Çok güzel, bizim adamlar toplandı. Bak. Bizim çocukları kovalayanlar var. Kovalayanlara hak edelim. Haçlı Şövalyesi'ni. Akkoyunlu Devleti Haçlılarla ittifak mı yapmış lan? Adamın Haçlı Şövalyesi var usta. Adamın Haçlı Şövalyesi var. Bak bu savaşı kazanabiliriz abi. Bu savaşı kazanabiliriz. Hiçbir kuşkum yok savaşı kazanacağımızdan. Sadece asker sayım yeterli gelmeyebilir. Bu savaşı kazanabileceğimize inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Abi sadece çok kalabalıklar. Sadece çok kalabalıklar. Attan düşmeyeceğiz, o bize yeter.
Attan düşmeyeceğiz abi. Bizim ordu atlı. Adamlar şehir savunmasında. Savunmada onlar dezavantajlı. Çünkü at kullanmıyorlar savunmada. Ya yatırırız aşağı bunları. Halledilir, her türlü halledilir abi. Hatta şöyle bir hemen savaş durumuna bakalım. Kameramdan tam net göremeyebilirsiniz ama bizde 9 ölü 11 yaralı var. Düşmanın ise 163 ölüsü var babuşlar. 163 ölü. Herkes şimdi burada bir hücum etmeye devam etsin. 270 kişiden 163'ünü Hakk'ın rahmetine kavuşturduk bile. Kaldı ki gelecek tur muharebe boyutu 150 asker olduğundan dolayı gelecek turda bizim adamlarımız daha kalabalık girecekler bak. 11 ölü tolere edilebilir bir kayıp miktarı. Ama karşıdan 170 kişi ölmüş durumda. 55 askerim var, düşmanın ise 86 askeri var. Bu ne demek biliyor musunuz? Benim adamlarım tam performansında savaşa girecek demek. Bak, atlılarım hazır, tam performansındalar. Hemen böyle bir çölün yukarısına çıkacağım. Yine aynı güzergah üzerinde gelen adamları keseceğim. Biz 55 kişiyiz, onlarsa 63 kişi. Şöyle bir şurada biraz bekleyelim. Şurada biraz bekleyelim. Bir yudum suyumu içeyim. Çok güzel bak. Adamlar ayrıldı bile. Adamlar ayrıldı görüyor musun? İki gruba ayrıldı adamlar. Hemen iki gruba ayıran adamları, ayrılanları şöyle bir... Arbeletli hatun mu? Şöyle bir alalım abi aradan. Parçalara ayırıp kesme taktiği. En güzelidir abi. En sevdiğim taktik. Düşman ordusu bizim 3 katımız olabilir ama... Hatta... 270 kişiler miydi? 280 kişiler miydi? Neydi? Biz 70 kişiydik abi. 4 kere 7 28. 4 katıydı düşman ordusu ya aşağı yukarı. Yani hadi belki 4 katından biraz aşağıdır da takribi 4 katı da hani ya babacım savaş anılarımızı anlatacağız yani gideceğiz. Canan Hanım'ı övüneceğiz diyeceğiz ki baba karşımızdaki ordu bizden 4 kat büyüktü ama ne yaptı? Senin müstakbel kocan yılmadı gitti adamların billurları eline verdi. Anladın? Hani bu tarz anlatacağımız için ben direkt 4 katı diyorum. Beyler bu arada herkes hücumlayabilir. Kalanları avlayın artık. Geri kalanı manhunt. Önümüze gelen her yere avlarız. Herkesi avlarız abi. Ha bu arada yorumlar kısmında şunu da gördüm. Babuşlardan birkaçı şey demiş ya artık kendi krallığını kurmanın zamanı gelmedi mi? Agam hangi parayla? Hangi parayla agam? Ya da hangi orduyla? Evet, bizden 4 kat büyük bir düşman grubunu an itibariyle delik deşik ettik abi. Hatta level bile aldıydık ya. Kardeşim bir yatın aşağı. Senin uykun gelmiş hadi bakayım şöyle bir yat aşağı yan yan dön. Bu arada bunu hiçbir müttefikimiz olmadan yaptık ha. Tamamen kendi askerlerimiz ve kendi stratejimiz. Ama tabii şöyle bir durum var ki bu adamlar köy savunmasında değil de normal şartlar altında muharebe savaşında karşımıza çıkmış olaydı. Hey yavrum hey var ya halimiz çok vahimdi. Güzel. 2 ölü 5 yaralıyla durumu atlatmayı başardık. Bilal Bey'in de ağzını burnunu dağıttık efendim. Buradakileri tımarlı sipahi yapalım. Ulufecileri kapıkulu sipahisi. Buradakileri de ulufeci yapalım. Şöyle derbentçi başlarını aşağı alalım abi. Ulufeciler yukarı. Onlar çünkü kapıkulu sipahisine terfi ediliyor. Ve burada da derbentçiler var. Çok güzel hemen kendi karakterime geleceğim. Burada zeka yeteneğini arttıracağım. Zeka yeteneği arttıktan sonra yağma becerimi arttıracağım. Sonra talimci becerisini arttıracağım için puanımı bırakıyorum. Sonrasında liderlik yeteneği kasarız yani. Büyük ihtimalle öyle yaparız diye tahmin ediyorum. Şurada çifter kılıçlara falan da yönel. Bizim var ya daha bu diyarda çok fazla iş yapmamız gerekecek. Taktik becerisini salla. Envanter yönetimi var mı abi? Envanter yönetimi 5. Tamam. 5 de dursun. Envanter yönetimiyle talimciyi direkt şey yaparız. 6'larız. Bir tane daha level aldığımızda. Güzel. Şuraya saldırmaya devam et. Başımıza bir iş gelmez diye tahmin ediyorum. Yani burada 210 kişilik bir düşman grubu gördük. Ötesi var mıdır bilmiyorum. Of. Abi o para ne öyle? O para ne öyle? Gördünüz mü parayı?
Parayı gördünüz mü abi? Ben birazcık daha yemek alıyorum yanıma. Şu zeytini de ver. Parayı gördünüz mü? Bak bu ne biliyor musun? Bu ne biliyor musun abi? Bu servet. Bu servet ben sana söylüyorum abi. Kendimizden 3 kat büyük orduyu yendik. Üstüne bir de bir servet sahibi olduk. Şimdi tavukları falan alırım da tavukları, sığır etini. Bunları götürüp satana kadar zaman geçer zaten yani. Çürürler. Hemen şuradan ben bir şey alayım. Bunlar servet moruk yani, bir altın değerinde, anladın mı? Hemen buradan şöyle bir tekrardan bizim şehirlere gidelim. Bir şeyi çok merak ediyorum misal. Akkoyunlu Devleti'nden bir kale fethetmeye kalksak acaba? Yani Malatya Kalesi'ne dalalım dese, Halil Paşa Edirne'de turnuva mı yapıyor? Abi hemen Edirne'ye gitmemiz lazım. Malatya'da ne kadar asker var? 187. Alınabilir, alınabilir. İleride kale fethedebiliriz ama önce bizi bir derebeyi olarak kabul etsinler. Reis. Şşş, şşş, şşş. 4946. Anam 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 anam. Osmanlı akıncılarıyla falan denk gelmem lazım, yoksa işim çok sıkıntı. Osmanlı akıncıları yardıma gelin. Yardıma gelin abi. Abi yakalanacağız. Abi çok fena yakalanacağız. Bu adam nasıl benden hızlı koşuyor ya? Vallahi o kadar kaynak almışım. Adamları tekrar toplarım. Askerlerin bir kısmını geride bırakıp kaçacağım. Vallahi Bekir Bey beni tuttu ha. Reis gel. Abi kaçışımı korumak üzere 11 askerimi geride bırakıyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Kaç. Kaç abi. Ki Osmanlı akıncıları da bir işe yaramazmış zaten. Ya çok kalabalık değillermiş. Yapacak hiçbir şey yok yani. O 10 adamı geride bırakmak zorundaydım. Çünkü o adamla mücadele edemezdim. Ya yani riske atamam, anladın mı? Üzerimde çok fazla değerli kaynak taşıyorum. Bu kadar değerli kaynağı riske atamam. Ha şimdi yaptığımız hamle doğru bir hamle mi? Değil. Yani nereden baksan insan hayatına paha biçtik orada yani. İnsan hayatına paha biçilemez ama ne yapalım abi? Bir saniye, şimdi Fatih Sultan Mehmet'le bağımdan kurtulacağım. Neden dersen, çünkü muhtemelen bana tımar verdiğinden dolayı ben derebeyi olarak kabul edilmedim. Şu Balıkesir'den bir gönüllüleri toplayalım. 27 kişi mi? Abi bu Balıkesir köyünü kesinlikle padişah bana vermeli. Edirne'ye bir gidelim bakalım. Hem o ara adamlarımız da terfi alsın. Baba, şimdi inşallah turnuva devam ediyordur. Lütfen turnuva devam ediyor olsun. Turnuva devam ediyor mu? Lütfen devam ediyor ol. Lütfen devam ediyor ol. Vallaha devam ediyor galiba. Ay devam ediyor da. Devam ediyor da birader. Ey yavrum ey, şuradan bana bir küp bal ver bakayım. Bir de sosis ver. Adamlarımın karnı doysun. Şunları bir al bakalım artık. Biz de köylerden böyle yağmaladıklarımızla bir geçimimizi sağlayalım. Baba baharat ve kadife altın değerinde yani. Bunları acaba direkt satıp paraya mı çevirsem, yoksa Malkoçoğlu köyünde mi saklasam, hiç bilmiyorum. 2984. Ayarlarız, ayarlarız abi. Ayarlarız abi. Üzümleri, zeytinleri verirsin, ayarlarız. Bunu da alırsın hatta. 2868 akçe. Ver bakalım. Silah tüccarına gel. 1000 akçe var burada. Zırh tüccarına gel. Abi zırh tüccarında da bizim zırhlarımız falan bayağı iyi ya. Eldivenimiz de iyi, demir tozluğumuz da iyi. 800 var. Ya, bura bana para çıkaramaz ki. At tüccarında. Bu ne lan? 718 bin atçelik at mı olur? 226 bin. Anladım abi. Devlet kadar paraya satıyorlar atı. Yani o paraya devlet kurarım lan ben. O paraya devlet kuralım oğlum ben. Eşyaları otomatik sat. Neyse neyse neyse, tamam, elimizde birazcık sermaye olarak kalsın bunlar. Bunları ileride satarız abi. Kadife de çok para ediyor. Baharatlar da çok para ediyor. Ham ipek de çok para ediyor. Selamun aleyküm. Reis dikkatli ol, bak buradaki adamlar Ajan Smith gibi. Hayırdır lan, ne arıyorsunuz oğlum Canan Hanım'ın yanında? Ajan Smith'ler. Yemin ediyorum böyle suratınızı dağıtırım ha. Hatun ne yaptın? Görüşürüz, görüşürüz. Çok fazla takılma bu adamların yanında, beni katil etme. Aşırı kıskançlık değil mi? O, ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Krallık Ajan Smith'ler tarafından ele geçirilmiş valla.
Halil Bey, Halil Bey, selamun aleyküm. Halil Bey, bir sorum var efendim. Canan Hanım'la görüşebilir miyim? Canan Hanım, Canan Hanım, Canan Hanım, Canan Hanım. Yani izin alacağım Canan Hanım. Hacı beni damadın olarak Canan'ın ihtiyarlamış bu. Bu ihtiyarlamış. Vallahi ihtiyarlamış bak. Etraf Ajan Smith'le dolu. Bu herif artık böyle deliye vuruyor. Ben artık arkadaş yani dayanamıyorum ya. Padişahın yanına gidelim de bir derebey olmak istediğimizi söyleyelim. Osmanlı Devleti ile Macar arasındaki ateşkes sona erdi. İbrahim Paşa adamlarımız terfi aldı mı? Aldı. Terfi alan adamları direkt Osmanlı garibi yap. Garipler Ulufeci'ye dönecek. O yüzden şöyle bir sıralama yapalım. 86 adama bakarız çok rahat ya. Sen kimsin? Tatar Mirza Paşa. Ulan gittik Tatar Mirza Paşa'yı da hatun uğruna dövdük ya. Sultanım, sultanla bak Halil Paşa birbirlerinin ziyafetine gelmiyor, fark ettiniz mi? Sultanla Halil Paşa birbirinin ziyafetine gelmiyor. Dargın olabilirler herhalde, bilmiyorum. Hünkârım, Işık Hanım merhaba. Siz hünkârımızın eşi miydiniz? Muhammed Ali Paşa'nın eşi, anladım. Lordum, derebeyiniz olmak istiyorum. Ya reis, daha ne yapayım, daha ne yapayım, bak seni kurtardım, tamam mı? Bana yürüdün, sesimi çıkarmadım. Seni kurtardım, sesimi çıkarmadım bana yürüyünce. Yüz haydutu çıplak elle şey yaptım, yok pardon, çıplak elle at tokatlayıp yüz haydut kestim. Kendimden 4 kat büyük bir orduyu yendim. Daha ne yapabilirim acaba, daha ne yapabilirim acaba yani? Gerçekten daha ne yapabilirim acaba ya? Artık savaş meydanlarında dirsek çürütmekten içim dışıma çıktı arkadaş. Dur erzak tüccarına gidelim, şunları satalım da kunduracı. 2000 akçe varmış kunduracıda. Evet, kunduracıda yer yok arkadaşlar bir şey alabilecek. Bak zırh çok parlak duruyor da o kadar efektif değil abi. Ben böyle daha kalın zırhı tercih ederim. O ne abi? Güçlendirilmiş Abbasi armoru mu? 62'ye 14 mü? 62'ye 14 abi, muazzam bir zırh gerçekten. 52'ye 13 örme zırh da çok güzel. 62'ye 14 muazzam bir zırh abi. Paslı çelik miğfer. Kalın taç. Böyle taçla falan da dolanılıyor ha. Reis, buradan baharatlardan birini de versem adamın 4000 akçesi varmış. Güzel. Ver bana 4000 akçeyi. Aldığımız loot'u da başarıyla satmayı başardık. Süper abi. Süper. O zaman ne yapalım? Bölümü burada sonlandıralım. Gelecek bölümde gidip düşmanlarla mücadele etmeye devam edelim. Köylerin görevlerini yapalım. Özellikle Edirne şehrindeki Edirne halkıyla aramızdaki ilişkiyi iyi tutalım ki bir işletme daha açabilelim. Şu an hedefimde İzmir var. İzmir'e de bir işletme açmak istiyorum. Gidip İzmir şehriyle falan da ilişkileri geliştirelim. Umarım keyifli, güzel bölümler olur. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.